Güvenlikleri sıkılaştırmamız lazım arkadaşlar. Eve giriş çıkışları kapatmalıyız. Beni doğru söylemekte. Engincan burayı girerse işimiz biter. Tüm gerçekler önlenir. Gerçekten mi bahsediyorsun? Arkadaki kalp. Oraya girerse bizim kalbimize girmiş bizi kontrol etmiş olur diyorsun. Söylediklerin tamamıyla doğru. Evet sana katılıyorum. Arkadaşlar merhaba. Şu anda görmüş olduğum elma sevimi. Yani başkan kanıt durduğum. Müracaat ettiğim evime bakıyorum orada görmüşsünüz birini belki sevgi olmak bana aşık olan kızlar yani evinde şu anda görmüşsünüz gibi bir bir orada oluşturmuş etrafı gölgesin etmiş ve sanki oraya korolar bir şey var gibi arkadaşlar geliyor engincan herkes susun eh, geliyor mu oha orada görebiliyorum onu ben de görüyorum sakın ses sunun bir şey belirtmeyin hangi rüzgar buraya attı engincan neden tekrar geldin buraya senin köyden gitmiş olman gerekmiyor muydu bugün hiçbir zaman rüzgar ya da başka bir şey yönlendirmez her zaman kendi istediğimi yaparım ve gitmiyorum buradayım arkadaşlar burada sizlerdi videoyu beğenmeyi kırmızı abone olmayı videonu açmayı ve tümünü unutmayın. 3 saniye içinde yani bunları kısa bir süre içinde gerçekleştiğinizde ben bu tuhan değişikleri ondan sonra arkadaşlar diğer bir sürüleri yıkılacaksınız. Ama bakın en önemli iki şey abone olmanız bilir açmanız. Bu iki önemli şey yaptıktan sonra arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı bilir açmayı unutmayın. Ondan sonra arkadaşlar olan sürprizleri ondan sonra arkadaşlar görüşecek şeyleri sizler kendi gözlerinizle birlikte görün. Yanılatmıyorum deneyim vallahi arkadaşlar görün ne? Arkadaşlar üzülerek söylemek istiyorum. Buradan gitmenizi rica etmek zorundayım. Biz buradan bir yere ayrılmıyoruz. Bizi buradan bir yere ayrılmamız için bir belge ya da ne bileyim engel değişik bir yerde kılıklar sunman lazım. Bu ev sana ait değil. Evet, sana ait değil bu ev İngilizcan. Defol git buradan. Arkadaşlar kendisini acaba yani çıkışı gösterir misiniz? Ben gösteririm. Gel benimle birlikte İngilizcan istiyorum arkadaşlar. Sınırım içeride değişik bir şey var. Bakamaz bakama seni buraya. Anlamadım maalesef ayarda ne istediklerinizi? Defol git buradan. Bir belgen varsa gelip bizi buradan çıkartırsın. Polislerle birlikte gelirsin. Tamam mı? Şimdi buradan biri ayrılmıyoruz. Eğer daha fazla karıştırmaya devam edersen seni gerçekten de öldürürüz. Defol git buradan şimdi. Gözümüz seni görmesin. Kimi duydun incan? Defol git derler sana. Ve sen de defolup gideceksin şimdi. Bir karınca gibi. Şimdilik defolup buradan gidiyorum. Merak etmeyin. Ama birazdan geri döneceğim. Hem de tek başıma değil. Polislerle birlikte. Tüm ekip arkadaşlarımla birlikte. Siz benim burada bir şeyler yapıyorsunuz. O durumu da söyleyeceğim. Sizlere söz veriyorum. Her şeyinizi yani gizli şeylerinizi açığa da çıkartacağım. Merak etmeyin. Arkadaşlarımla birlikte tekrar geri geleceğim. Güçlü bir şekilde. Biri buradan komanın bedenini ödeyeceksiniz. Arkadaşlar şimdi gidiyorum buradan. Görmüş olduğu telefonumu aldım elime. Şimdi avukat arkadaşlarımı, polis arkadaşlarımı, ondan sonra Selami'ye, Abbas arkadaşlar, sinini ve Derin'i çağıracağım onlar bana bu konuda büyük bir yani güçlü bir yardımda bulunacaklarını düşünüyorum. Ve gizli bir şekilde terk etmek, buradaki yaptığımız şeyleri kapatmak için çok az saniyelerimiz, belki de dakikalarımız kaldı. O yüzden arkadaşlar dışarıda beklemeyi, güvenliği sağlamaya devam edin. Artık bizlere ne olduğunu açıklamayacak mısınız? Gerçekten merak ediyoruz burada. Tüm akşama kadar bekleyecek miyiz? Evet, biz de bilmek istiyoruz. Bizi ne zaman açıklayacaksınız? Bizi buraya getirdiniz. Bizi sizlerdeniz. Hani hep beraber bir ailedik, hani hep beraber bir ekiptik. Ama biz ne olduğunu bilmiyoruz. Birinizden bir şeyler mi saklıyorsunuz? İnsanları öldürecek bir proje falan tasarlamıyorsunuz değil mi? Hayır tasarlamıyorlar merak etme. Ben gördüm içeride ne oldu? Sizin gelmesin arkadaşlar saniyeler var. Yoldalar. Bize ne olduğunu anlatacak mısın kardeşim artık ya? Merak ediyoruz. Evet bilmek istiyoruz. Bu kızlar seni birlikte bir sorunum var? Sen neden hep problem yaşamaktılar? Bize söyleyecek misin bunu? Biz mi kendimi süzelim? Onlarla birlikte konuşalım mı? Bir şey söyleyeyim mi? Konuşacak anlatacak tipler değil onlar. Gerçekten tehlikeli insanlara benziyorlar. Biliyor musun Silami? Gerçekten haklısın. Allah arkadaşlar ben polisleri bekleyelim diyorum. Peki siz ne diyorsunuz bakalım? Oylayalım. Kararı İngilizce'ne bırakıyorum. Sonuçta onun problem değil mi? Kişisel bir şey bu. Engican, polisleri polislerim bekleyelim. Yoksa biz de onlara karşı bir atak yapalım mı? Hayır onlara karşı bir atak yapmayacağız. Ama arkadaşlar bin nörekte gelin. Onların yanına şimdiden gitmenin, gözdağı vermenin vakti geldi. Çattı bile. Kimse biriyle hareket etmesin. Eğer hareket et olursa sonsuza kadar ömür boyu hapse girer. Evet komiserimi duydunuz. Hareket etmeyeceksiniz tamam mı? Tamam etmiyoruz. Etmiyoruz merak etmeyin. Ki başkan yarım olur gel bakalım. Geliyorum efendim. Bir saniye bekleyeceğim ama buyurun nasıl yardımcı olabilirim? Burası senin evin değil mi? Beni kaldırmıyorsundur umarım. Belgelerin yanında mı? Evet başkanım yanımdalar. Ver bakalım arkadaşları. Kontrol etsinler. Tamamdır başkanım. Hemen veriyorum arkadaşlar bir saniye. Şunları şöyle alıyorum. Ha tamamdır. Evin belgeleri burada arkadaşlar. Gitti hani görmüş olduğunuz gibi kopyası bulunmakta. Genelde sahtecilik yapmanın dolandırıcılığa girdiğini biliyorsun umarım. Bu yaklaşık 10 seneden hapisten başlıyor. Evet, biliyorum arkadaşlar merak etmeyin söylemenize gerek yok bu belgelerin hepsi orijinal orijinallerin kopyası Hiçbir oynam mı ya da yine bileyim soyuz konusu değildir. Kapara ısındık. burayı kapatmamız lazım. Tamam ben halledeceğim siz dışarıya çıkın orayı kapatmanın bir yolunu bulacağım. Yeniden onlarla birlikte kavgalı olduğunu anlat. Arkadaşlar şimdi burayı kapatmam lazım. Görmüş olduğunuz burada bir delik var arkadaşlar. Bir geçiş bir tünel ve bir canlı ya da başka bir şeyle kapatamam. O yüzden arkadaşlar saydam bir görüntü olması için özen göstereceğim. Şöyle görmüş olduğunuz bir önüne elmas bir kaplama yaptım. Bunun sayesinde burada bir şeyin olduğunu anlamayacak kimse. Çok gerçekten gilgi bir insanım ya. Şuna bakın. En kötü yanından şöyle bir gerisi. Buradan belli oluyor. Ama arkadaşlar bunu kimsenin akla dediğini düşünmüyorum. Sakın yorumlarda burada bir şey saklarımızı yazmayın arkadaşlar. Bu sefer bizimle birlikte olun. Sizlere güveniyorum. Umarım yazmazsınız arkadaşlar. <laughs> Tüm belgelerini kontrol ettik. Artık evine giriş yapabilirsin. Yani gerçekten giriş yapabilir miyim? Evet, yapabilirsin. Merak etme. Artık sana karşı hiçbir zarar veremezler. Evine karşı bir adım atamazlar. Anahtarlarını, kilitlerini istediğin zaman değiştirebilirsin. Ama memur bey, bu ev bizim olacaktı. Öyle konuşmuştuk. Size rüşvet vermiştik. Hayır, bize rüşvet falan vermediniz. Size rüşvet mi verdi yoksa? Doğru söyle bana. Hayır bize rüşvet falan vermedi. Memur bey merak etmeyin. Sizinle birlikte soru yani hesaplaşacağız. Size verdiğiniz rüşvetleri yok sayıyorsunuz. Çünkü o eski başkan. Adaletli güvenliği için ondan korkuyorsunuz değil mi? Böyle bir şey bulmamakta efendi. Lütfen onu götürür müsünüz Selam bey? Tamamdır götürürüm. Vay arkadaşlar benim ne rüşvet vermiş. Her neyse. Selam ve Abbas, Derin, senin orada beklemeye devam edin. Evi inceleyeceğim arkadaşlar eve geldim. İlk başta şöyle çekmecelere bakacağım. Çekmecelerde bir şey bulamıyorum. Şunu da bakayım. Burada da bulamadım. Bilgisayarda zaten arkadaşlar şifre vardı. Bilgisayarımı hacklemesi imkansız arkadaşlar. O kadar böyle bir yani bir bilgisi olsa bir ihtimalle böyle şeylerle uğraşmazdım. Tamam içeriye girdim arkadaşlar. İçeride gizli bir şeyin olması gerekiyordu. Benim de onu bulup çözmem gerekiyordu. Bakalım şöyle burada değişik bir duvar var arkadaşlar. Sınırım burada görmüşsünüz bir bloklarla birlikte kapatılmış gibi gözüküyor. İni birlikte çekeceğim bakalım. Oo, burada gerçekten değişik bir şey çıktı. Olamaz. Abbas, Sirem Bey, duyuyor musunuz beni? İçeriye gelin. Bas bizi siz bir birader. Gitmemiz lazım. Haklısın kardeşim. Biz de geliyoruz. Evet biz de geliyoruz. Tamam gelin birader. Gelin hadi gidelim. La kardeşim sınırım gerçekten buldular. Evet bulmuş olabilirler. Sınırımız dışarı çıkacak. Bakın arkadaşlar size buraya sığabilir miyim? Burada da görmüşsünüz bir kalp dediği gibi bir şey bulunmakta. Tünel mi? Geçiş mi? Ama değişik bir şey gerçekten. Evet kardeşim baya bir değişik bir şey. Gelecek misin? Gelecek misin İngilizcan? Evet birader gelecek misin? Arkadaşlar evet geleceğim tabii ki. Dedim. Çünkü böyle bir şey benim evime koydularsa bunun bir sebebi olabilir. Ya da gizli bir şeyim. Anladınız mı? O yüzden şimdi ben buraya giriyorum. Eğer başıma bir şey gelirse bana yardım etmeye gel tamam mı? Tamam birader geleceğiz merak etme. Kardeşim sözümüz olsun geleceğiz. Direkt veriyorum arkadaşlar. Sizler beni yarı yolda bırakmazsınız. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Şöyle tamam. Girmeyi başardım arkadaşlar. İçine sığdım. Şöyle gidiyoruz bakalım. Nereye gideceğiz arkadaşlar? Lami, Abbas duyuyor musunuz beni? Olamaz. Nereye geldim ben böyle arkadaşlar? Bir işin ama noktası falan burası. Olamaz ya. Burada değişik etvalan var arkadaşlar. Çok korkmaya başladım. Umarım başıma bir şey gelmez. Gerçekten ödüm patlıyor. Şu anda değil çok değişik bir şey oldu. Görmüş ben şu anda bir kız bedenindeyim. Daha demin arkadaşlar bir içine girdim. <laughs> ne oluyor ya? Birisi beni kontrol mi diyor? Arkadaşlar sizlerim ikide bir kontrol almayı başarabiliyorum. O yüzden sizlerim şimdi evine doğru gitmem lazım. Koştururum şimdi. Bulamaz arkadaşlar. Merhaba. Burada ne yapıyorsun? Sen oradaki ekipten değil misin? Kaçtım yoksa buradan. Hayır efendim. Hayır efendim. Kaçmadım merak etmeyin. Sadece buradan yani geziniyordum. Yürüyordum. Tamam aferin. Çabuk git onların yanına. Bir daha seni gözüm görmesin. Tamamdır efendim merak etmeyin. Arkadaşlar merhaba ben geldim. Polis bey tüm suçu itiraf ediyorum. Buradaki her şeyden suçlu kişi benim. Lütfen beni ve arkadaşlarımı hapishaneye yollamanızı bize sonuçta kadar hapis cezası vermediği istiyoruz. Öyle bir sözlerin farkında mısınız? Bu sözlerinizin arkasında duruyor musunuz efendi? Ne kadar ciddi olduğunuzu bilmemiz lazım. Evet polis bey söylediğim sözlerin arkasındayım. Hepsinin arkasında dururum. Sen ne yaptığını düşünüyorsun? Bizi seninle birlikte yakıyorsun. Biz polis bey bizimle birlikte değiliz. Kendisi bizi zorla buraya getirdi. Evet bizi zorla buraya getirdi. Para verdi bizi. Demek bunları sen yaptın ha? Arkadaşlar zihnimden kontrol etmeye devam edebiliyorum. Şu anda kapkara kalbin içindeyim. Burası kötülük dolu. O yüzden arkadaşlar kötülük hissediyorum. Şu anda arkadaşlar polise doğru tüketeceğim şimdi. Hıf, Abi. Aa ne yaptığını düşünüyorsun lan sen? Gel buraya işin bitti senin. Abi sen ne gidiyorsun? Polis bey kusura bakmayın. Özür dilerim. Bunu ben yapmadım. İçimden gelmedi. Olamaz arkadaşlar. Ben 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 yapmadım. Bunları ben bir şey itiraf etmedim. Söylediklerim için artık çok geç. Bizimle birlikte geliyorsun. Evet arkadaşlar geri çıktım bakalım şimdi. Abbas senin arkadaşlar dışarıdaki kızlara ne oldu? Kardeşim hepsini teker teker götürüyorlar. Evet birader hapishaneye götürüyorlar. Yüzyıl hapis cezası vereceklermiş birader. Oha be neden böyle bir, yani bir ceza veriyorlar ki? Çünkü arkadaşlar içeride kalbin içine girdim. Onları kontrol ettim. Zihinsel kontrol yani bir öyle bir, yani bir şey vardı içeride. Anladınız mı? Anladık engin kötü bir şey yapmadın mı sen? Hayır kötü bir şey yapmadım onların hak ettikleri bir şey yaptım Arkadaşlar şu anda solda ve sağda iki adet birbirinden güzel video çıktı Solda sağa çıkan videoları tıklamayı ortana da kalemize abone olmayı Dını açma unutmayın Hadi bakalım arkadaşlar tıkladınız mı? Tıkladıysanız görüşmek üzere kendinize iyi bakın Bakın abone olmayı dını açma unutmayın Solda sağa çıkan videoları tıklayıp ortana kalemize tıklayın için Şimdi arkadaşlar Abbas'ın kalbine gireceğiz bakalım Abbas'ın kalbine ne kötülükler var Kardeşim girme Hayır gireceğim Abbas sana sormayacağım Neyse arkadaşlar görüşürüz kalın ve bay bay